üzerinde sürdürüyoruz. Araya gitmeden önce son dakika bilgisi olarak da ekranda geçiyor. İyi geceler sayın seyirciler. Bir son dakika gelişmesiyle rutinimize erken başlamış durumdayız. Jandarma Anadolu'dan Avrupa geçişlerini kapattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir bölümünün darbe girişiminde bulunduğu iddiası var. Saat 22 sıralarında. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. O odaya hiç girmedim. O saate hiç dokunmadım. O arabaya hiç binmedim. Masaya hiç oturmadım. Onlar bu vatan için toprağa düştüler. Ama söz verdik onlara, yaralarımızı sarmaya, daha güçlü durmaya. Aziz hatıralarını nakşedip ruhumuza, yaşamaya. Günaydınlar değerli izleyenler. Sun TV ekranlarından ve sosyal medyanın tüm alanlarından Leyla Pak'la gündem programı aracılığıyla hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Dün bildiğiniz gibi çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'dı stüdyo konuğumuz. Bugün de arkadaşlarım programın belli bölümlerini sizler için tekrar yayınladılar. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza konukluğu için ve Tepe Medya Grup ziyareti için çok teşekkür ediyoruz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Yavaş yavaş bayram hazırlıkları başladı mı, başlamadı mı? Necedir özledik aslında birbirimize gidip gelmeyi, öyle değil mi? Bir evin ziline dokunmayı, bir kapı tokmağına dokunmayı, şöyle hafif hafif evde bebek varsa uyanmasın diye tıklayarak komşum bugün nasılsın demeyi, belki bir dostumuza, arkadaşımıza hadi gel akşam akşam, çok geç de olsa, erken de olsa önemli değil, bir kahve içelim, acı kahve içelim, dertleşelim demeyi, bunlar ne kadar özlediğimiz değerlermiş aslında. Bazı şeylerin kıymeti kaybedilince mi, ya da araya mesafe girince mi, ya da şöyle bir nadasa yatırılınca mı anlaşılıyor? Belki de insanoğlunun fıtratında var. Her şey kaybolunca ve de ulaşılamayınca kıymetli oluyor. Bazı değerlerimiz var ki aslında bunları hiç kaybetmememiz gerekiyor. Bu toplumun değerleri dediği sadece insanların değerleri olmalı ki topluma da bir katma değer olarak yansıtılabilsin. İnsan kalabilme duygusu, nezaket duygusu, değer kıymet bilme duygusu, vefa duygusu, bunların hepsi çok önemli. İnsanoğlu bazı konularda çok ısrarcı olabiliyor zaman zaman. Siyasi görüşlerinde çok ısrarcı olabiliyor, çok başarısız olduğu bir işi devam ettirmekte çok ısrarcı olabiliyor. Kimi zaman bir yanlıştan vazgeçip doğruya dönmekte çok ısrarcı olabiliyor. Çünkü yanlışa da sebat söz konusuymuş insanoğlunda. Bu NLP kitaplarında ve kişisel gelişim kitaplarında çokça geçirilir değerli izleyiciler. Belki de gençlerimize doğru öğütler verebilmek için şimdiki zamanlarda, hani hep onları korkutarak yaşatıyoruz ya, sosyal medya şöyle, şurası şöyle, toplum ilişkileri böyle. İşte onlara daha doğru öğütler, korkutmadan doğru yola sevk edici öğütler verebilmemiz için belki biz ebeveynlerin de biraz daha kitapların sayfaları arasında kaybolması gerekiyor. Çünkü ezberlediğimiz kelimeler ve cümleler çocuklarımız tarafından bağışıklık yarattığı için artık çok da algılanmıyor. Evet, yanlışa da sebatlı olur insan. Kendisi için bir şeyin doğru olmadığını bile bile, kimi zaman menfaatlerine yenik düşerek, kimi zaman bir şekilde o yanlışından vazgeçmesinin dahi kendisi için imaj kaybı olacağını düşünerek bazı doğruları gözünü kırpmadan harcayabiliyor. İnsanoğlunun fıtratında var bu.
Genel alışkanlıklarımıza şöyle bir baktığımızda doğrudan vazgeçmek kadar kolay bir şey yok. Ama yanlıştan vazgeçmenin faturası hep bizi korkutur. Oysa bir cümleye bakar. Doğru değildi, vazgeçtim. Bu doğruydu, kabul ettim. İşte kişilerin kendi versiyonlarını oluşturabilmek adına kendi iç dünyalarında yarattıkları ve davranışlarına yansıttıkları doğru davranış modelleri, doğru yaşantı modelleri toplumun temel ve de genel yaşam örüntüsünü, kültür örüntüsünü, yaşama şeklini, algı şeklini bir şekilde analiz ya da analitik yönünü geliştiren durumlar olarak bir kenarda kalabiliyor. Ne yapacağız o halde? Vatandaş olma bilinciyle, insan olma bilinciyle, doğru insan olabilme bilinciyle yaşamaya devam edeceğiz değerli izleyiciler. Bugün 15 Temmuz önemli bir gün. Hemen bir başlıkla başlayalım. Sonrasında AK Parti sözcüsü, hükümet sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in bir açıklaması var. Oraya çevireceğiz kameralarımızı. Din kisvesine izin vermeyiz. Böyle bir günde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yazılı basına yansıyan çok önemli bir mesaj bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde önemli mesajlar verdi deniliyor haberde. Terör örgütü FETÖ gibi din kisvesi altında milleti sömürenlere izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, bu böyle bilinsin şeklinde de bir gönderme yapıyor değerli izleyiciler. Yakalayıp getiriyoruz küçük başlığıyla haber şöyle ilerletiliyor. PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi FETÖ ihanet şebekesine karşı da veriyoruz. Kamudan iş dünyasına, sivil toplumdan eğitime kadar devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Fakat biz bunları içeride ve dışarıda da kovalıyoruz ve yakaladıkça da Türkiye'ye getiriyoruz demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Terör örgütleriyle mücadelemizi nasıl yürütüyorsak FETÖ'yü de son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz demiş. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin. Kutsallarımıza saldıranlara asla prim vermeyeceğiz. Bizim dinimizin kutsiyetini yıllar yılı sömürdüler, açık söylüyorum. Ama aldandık, şimdi toparlandı demiş efendim. Erdoğan topluma ilan etti küçük başlığıyla Ahmet Hakan'ın yazısı yer alıyor hemen haberin yanı başında. 15 Temmuz'da önce yaklaşım genel olarak şöyleydi: alnı secdeye değiyorsa korkma. 15 Temmuz bu yaklaşımı darmadağın etti. Artık bu tür kisveler altında da hiyanetlerin sergilenebileceği anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri işte bunun topluma ilanıdır deniliyor efendim. İlerleyen dakikalarda gazetelerimiz eşliğinde, manşet ve sürmanşetlerimiz eşliğinde toplum 5. yıl dönümünde 15 Temmuz nasıl bakıyor? Bu tür haberleri de irdeleme şansımız olacak. İş dünyası tek irade demokrasidir işaretini gerçekleştirdi. Dün eğer şöyle bir son dakikalara ve de ekonomiyle ilgili haberlere bakacak olursanız değerli izleyiciler, evet, parlamenter sisteme yeniden dönüşün sinyalleri çok hızlı bir şekilde ve çok yayılmacı bir şekilde ışık hızıyla veriliyor aslında. Sayın Cumhurbaşkanı da parlamenter sisteme yeniden dönüşün bazı sinyallerini geçen haftaki konuşmalarında vermişti. Satır aralarında vermişti. Siyaseti iyi okuyabilenler, bazı konuşma tekniklerini iyi okuyabilenler çok iyi bir şekilde bu kelimeleri ya da cümleleri cımbızla alarak köşe yazılarında, haberlerinde ya da çok önemli zatlar beyanlarında kullandılar. Ne için söylenir, ne için söylenmediğinde nereye çıkması istenilir? Bu neden sonuç ilişkisini kuran siyaset bilimciler suskun ama iş dünyası konuşuyor artık. Siyasilerden çok iş dünyası konuşuyor. İşte destekleyen bir askı başlık. TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Olpak, TİM Başkanı Gülle, İTO Başkanı Adagiç, İSO Başkanı Bahçıvan, MÜSİAD Başkanı Kaan, ASKON Başkanı Aydın, FETÖ'cü kalkışmanın ekonomide yol açtığı hasarı gidermek için iş dünyasının verdiği mücadeleyi anlattı. Bu hafta bu konuşulacak değerli izleyiciler. Anlaşıldı. Ancak gerçekten bu tür hıyaneti yapılan engel olabilmek hepimizin birinci amacı olmalı ve provokeye gelmemek, özellikle bugün de provokeye gelmemek hepimizin en önemli amacı olmalı. Kolluk kuvvetlerinin uyarılarına, emniyet güçlerinin uyarılarına dikkat etmeliyiz. Trafikteki aramalar ve de kontroller çok sıkılaştırıldı bugün. Bunu da hemen belirtelim. Mersin içerisinde de öyle efendim. Sabaha kadar da devam edeceği söyleniliyor. Bazı noktalarda ileri derecede aramalar ve de kontroller gerçekleştiriliyor. O sebeple herhangi
bir amacınız olmadan sade bir vatandaş olarak da yolcu ederken herhangi bir şekilde üzücü bir olay yaşamamanız için ehliyetlerimiz, ruhsatlarımız yanımızda bulunsun, buna dikkat edelim. Emniyet kemerlerimiz takılı olsun efendim. Bugüne dair hiç yoktan arada yok olmayalım, onu diyelim. Şimdi Ömer Çelik'in açıklamasına şöyle bir göz atalım. Ömer Çelik uzun zamandır suskundu aslında. 1,5 hafta önce bir açıklama yapar gibi oldu. Sonu gelmeyince hemen yine sineye çekildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tıpkı Bülent Arınç gibi, aslında AK Parti içerisinde Bülent Arınç kadar eski olmasa da biraz gülen yüzlerinden biridir AK Parti'nin. Gerek sima itibariyle, gerekse konuşma tarzı itibariyle doğru bir background'a sahip olan siyasetçilerden biridir ve geçmişte çok önemli yöneticilik görevleri de edinmiştir. Özel sektörde de edinmiştir. Yatırımcı kimliği de vardır. AK Parti içerisinde de çok önemli bir zat olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından hep sağ kolunu teşkil eden kişiler arasında taşınmaktadır değerli izleyiciler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının devamında gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuş sevgili izleyiciler. Açıklamada Suriye-Afganistan konusuna değinmiş çoğunlukla. Çelik, Afganistan meselesinin yıllardır tartışıldığını fakat bugün hala çözülemeyen bir sorun olarak karşımızda sapasağlam durduğunu söylemiş. Bir çözüm çıkmadı ama Suriye Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın, biz özellikle bu konuya da dikkat edelim şeklinde bir uyarı cümlesi de kullanıyor. İstikrarsızlık devam ederse yeni bir Afganistan yaratmış oluruz şeklinde de bir cümleyle konuşmasını devam ettiriyor. Şimdi konuşma içeriğine bir bakalım efendim. Sonradan basın manşet ve sürmanşetlerimize yeniden buluşalım. Bir kez daha hoş geldiniz. Arkadaşlar, Suriye'deki gelişmeler açısından önemli bir konu. Tabii Suriye'de bir yandan bu çatışma meseleleri, bir yandan siyasi çözüm aranırken aynı zamanda da her gün yaşanan orada bir insani durum var. Bu insani durum çerçevesinde oraya insani yardımların gitmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hatay Cilvegözü sınır kapımızı Kuzeybatı Suriye'ye gönderilen Birleşmiş Milletler yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süreyle uzatma kararı aldı. Bu daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporuyla 6 aylık uzatmaları halinde devam edecek. Böylece sınır ötesi yardım mekanizması açısından önemli bir nokta bu. Bu şekilde oradaki insani yardımların devam etmesi, insani yardımların ulaşması bakımından önemli. Uluslararası toplumun bu sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından da önemli. Tabii ateşkesin idame ettirilmesi ve siyasi sürecin yürümesi esas çözümdür. Bu çerçevede biliyorsunuz Astana formatının 16. toplantısı yapıldı. 7-8 Temmuz'da Nur Sultan'da gerçekleşti bu toplantı. Burada işte Anayasa Komitesi, siyasi süreç ve benzeri konuların hepsi konuşuldu. Böylece bu konudaki bizim burada bir siyasi çözümün bulunmasıyla ilgili olarak tezlerimiz bir kere daha gündeme gelmiş oldu. Tabii insani yardımın artırılması bütün tarafların arzu ettiği bir şey. Yine Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde bir çözüm bulunması da. Yani bütün taraflar buna bağlılıklarını teyit ediyor. Ama dediğim gibi önemli olan bütün bu çerçeve içerisinde bu sonuca ulaşabilmektir. Önemli olan buradaki insani dramın sona erdirilmesi için yapılması gerekenleri yapmaktır. Bakın Afganistan meselesini tartışıyoruz. Yıllar içerisinde ne kadar çok tartışıldı ama bugün gelinen nokta maalesef hala burada bir çözümün ortaya çıkmaması şeklindedir. Aynı şeyi bu çerçevede de Suriye için defalarca söyledim. Suriye, Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın. Eğer bu sorumsuzluk, bu duyarsızlık devam ederse Suriye'nin yeni bir Afganistan olması gibisinden bir tabloyla karşı karşıya kalırız diye. Ama maalesef Suriye konusunda, çözüm konusunda bu toplantılardaki tezlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Karşı tarafta diğer unsurlarda Birleşmiş Milletler kararına bağlılığını, insani yardımın artırılmasına dönük desteklerini verseler de henüz istenilen bir noktada olmadığımızı ifade etmek isterim. Ömer Çelik'in konuşması böyleydi değerli izleyiciler. Önemli uyarılar bunlar aslında.
Türkiye Afganistan'daki varlığını Libya içinde tabii ki varlığını ortaya koyduğunda Avrupa Birliği ve NATO mensubu ülkeler tarafından çokça eleştirilmişti geçmişte de bildiğiniz gibi. Afganistan konusuna da parmak basınca yine eleştiri oklarına hedef oldu. Ancak her ülkenin bulunduğu sahanlık içerisindeki varlığının güvenliğini sağlamak gibi bir mükellefliği var. O sebeple bu konuda Avrupa'da çok fazla söz sahibi olmamalı diye düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve de Ömer Çelik'in konuşmalarına aynı yönde ilerliyor bizim de düşüncelerimiz. Karar Gazetesi ile devam ediyoruz. Pulunu bile ödetmişler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemine ait dosyalara el koyup rafa kaldıran İçişleri Bakanlığı 8 aydır adım atmadı. Satır aralarındaki çarpıcı detaylarsa 84 milyonun parasına yönelik talanın sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi diyor efendim haber. Başakşehir'deki askeri alanı diğerinden 3 kat daha fazla para ödeyerek alıp sahibini kurtaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satış sırasındaki harç ve pul bedellerini bile karşıladığı ortaya çıktı denilmiş efendim. CHP'li Erdoğan Toprak'ın bir iddiası var. Müteahhitler paralarını Londra'ya kaçırdı. CHP'li Erdoğan Toprak, Karar TV'de yayınlanan bir Karar Ver programına dikkat çeken ifadelerle katılmış. Efendim, Türkiye'nin iki önemli gücü var. Biri yetişmiş insan kaynağı, diğeri sanayisi. İkisi de çöküyor. Son 8 yılda 1 milyon kişi yurt dışına gitti. Sermaye de gidiyor. İngiltere'de cirit atan havuz müteahhitleri servetlerini yurt dışına kaçırdı. Onlar bile AK Parti'ye güvenmiyor. İktidar kaybedecek. Erken seçime gitmeye mecbur kalacak şeklinde bir beyana sahip beyefendinin konuşmaları. Gelelim Korkusuz Gazetesi'ne. Vatandaş geçim derdinde değerli izleyiciler, vatandaş çoluğunun çocuğunun geleceğinin derdinde, işveren istihdamı nasıl karşılayacağının derdinde, işçi elbette ki asgari ücretinin geçiminin derdinde. Kiminin derdi başka, kimininki bambaşka. CHP'nin teklifini AKP'liler kabul etseydi emeklinin cebine 900 lira daha girecekti. Emekliye 2000 lira ikramiyeyi reddettiler. CHP'li Özkan sosyal medyadan affedersiniz. Emeklilerin kurban ikramiyesi 2000 TL olsun dedik. AK Parti reddetti paylaşımını yaptı. 1100 lira ikramiye alan emekli belki bir kurbanlık alabilecekti. İyi de yani şimdi CHP'nin bu teklifi reddedilmiş. Sayın Özkan'ın da açıklaması Kurban Bayramı'na birkaç gün kala mı söylenir bu? Daha önceden beyan etseydiniz, açık etseydiniz ve bunun mücadelesini verseydiniz burada bir art niyet olmadığını, sadece yıpratma haberi olmadığını anlardık. Ama bir şey olduktan sonra söylenilmiş, reddedilmiş, 15 gün sonra ağlayarak geliyorsunuz ki biz bunu söylemiştik, reddetmişlerdi diye. Zaten bazı kesimlerin kurban paraları yattı bile, bazılarınınki 19'unda 20'sinde yatacak bayram ikramiyeleri dediğimiz şeyler bunlar. Neden şimdi böyle? Artık bu yıpratan, törpüleyen siyaset çok bıktırdı vatandaşı. Vatandaş haberlerden bile iğrenerek izliyor artık. Gerek yok, biz bunu dedik, bunu yaptık. Muhalefet olarak defaten meclis gündemine taşımak zorundasınız. Bunun algı yönetimini yönetmek zorundasınız ya da yaratmak zorundasınız. Bir iki gazete aracılığıyla biz söyledik, yapmadılar. Artık sınıf başkanıyla öğrenciler gibi birbirini şikayetle geçen kocaman yıllar. Yazık bu ülkeye. CHP'li vekil kürsüye süt, buğday ve ayçiçeğiyle çıkmış efendim. Çiftçi karnını doyuramaz hale geldi. Çiftçinin durumu bütün hükümetler zamanında aynıdır. Ekonomiyi artık başka açıdan tutalım lütfen. Gelelim Milat Gazetesi'ne. İçeride ve dışarıda kovalıyor, yakaladığımızı getiriyoruz. Titre FETÖ. Erdoğan, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümündeyiz. PKK ve DAEŞ gibi FETÖ'yü de son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz demiş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri Milat Gazetesi'nin manşet haberini oluşturmuş efendim. Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, daha sonra Malezya Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti ve Bartın Kurucaş ile yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan AK Parti MYK toplantısına da başkanlık etti aynı zamanda. Yalanlarını CHP'nin başına geçireceğiz. Küçük başlığı altındaysa şu ayrıntılar sunuluyor günün önemine ve habere dair. Cumhur İttifakı ve AK Parti'den başka yarınlara büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak derdi olan siyasi kadro olmadığını söyleyen Erdoğan, CHP'nin içinde gizlenemez hale gelen tecavüz, hırsızlık ve istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı yalan, iftira ve karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz diye konuşur. Bir de siyasiler arasında
namus kisvesinin bir siyasi bayrak gibi kullanılması çok ayıp. AK Parti içerisinde yok mu? İYİ Parti içerisinde yok mu? MHP içerisinde yok mu? CHP içerisinde yok mu? HDP içerisinde yok mu? Yani annesinin ak sütü gibi arı insanlar mı siyaset yapıyorlar? Sokaktaki insan ne kadar iyiyse sizler de o kadar iyisiniz. Sokaktaki insan ne kadar kötüyse sizler de o kadar kötüsünüz. Ne kadar namusluysa sizler de o kadar namuslusunuz. Sizler toplumun aynası değil misiniz? Bu iftira ve namus iftiralarıyla siyaseten ilerlemeye çalışmak ve icraatı siyaseten bu şekilde yürütmeye çalışmak kadar abes bir şey yok. Türk siyasetine bu durumun hakim olması gençleri de siyasetten uzaklaştırıyor. Ve sonra toplumda yaygın bir dil oluşuyor. Kim kimi yok etmek istese namusuyla vuruyor. İşte bakın en doğru taktik budur diyorsunuz bu davranışlarınızla. Bütün siyasilere söylemek lazım bunu. Ya da bu, o kadar çok danışmanlara sahipsiniz ki bu düşüncelerin ve de davranış modellerinin topluma da sirayet edebileceği konusunda, bunun ayıp karşılanacağı konusunda hiç mi uyarılmıyor siyasiler? Çok merak ediyorum doğrusu. 251 şehidimizi unutmayacağız haberi de yer alıyor. FETÖ'nün ihanet girişimi 15 Temmuz 2016 saat 20.30'da başladı ve sonraki gün saat 13'te tamamen bastırıldı. Darbecilere karşı tarihte eşine az rastlanılacak direniş örneği sergileyen aziz millet, ülkenin istiklaline sahip çıkmak adına asker, polis ve sivil vatandaş 251 şehit verdi. İhanetin affı yoktur. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın da bir beyanı yer alıyor. Artık bu faiz haberlerinden de bıktık. Onun için Milli Gazete'yi hiç irdelemiyorum değerli izleyiciler. Bakalım kayda değer hangi haberler var? LGS için son uyarı. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Çocuklarımızın geleceği elimizden kaçıyor. Hiç kimsenin umrunda değil. 3 artı 4 artı 3 kuralını uygulayın. Liselere geçiş sistemi LGS kapsamında devlet liseleri için tercih başvuruları yarın sona eriyor. Öğrencilere uyarı, son gün yoğunluktan dolayı yaşanabilecek aksaklıklara da dikkate alarak artık gerekli kontrolleri dikkatli bir şekilde yapıp tercihlerinizi tamamlayın diyor uzmanlar efendim. Lisede açıkta kalmamak için de 3 artı 4 artı 3 kuralını uygulayın şeklinde bir öğütte yer alıyor. Flamingo mezarlığı bir dönem Flamingo cenneti olarak anılan Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu ölü bulunmuş efendim. Ölümlerin vahşi sulamadan kaynaklandığını belirten Doğa Derneği Başkanı Dicle Kılıç, bu yılın en büyük yavru flamingo kolonisini kaybettik demiş. Ölümlere ilişkin de soruşturma başlatılmış sebebiyle alakalı olarak. Marmara ne yaşar ne yaşamaz, iki gemi iki farklı sonuç. İstanbul Üniversitesi'nin araştırma gemisi Marmara'nın en derin yeri Çınarcık Çukuru'nda hidrojen sülfür tespit edilmiş. ODTÜ'nün gemisi ise bir bulguya rastlamamış efendim. Şöyle bir baktığımızda haberi hemen detaylandıralım. Önemli bir haber galiba. Meclis Araştırması Komisyonu'nda sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, ODTÜ Bilim 2 gemisinin Çınarcık Çukuru'nda 1.3 kilometrede hayat olmadığı anlamına gelen hidrojen sülfüre rastlamadığını duyurdu. Yok, o kadar da önemli değilmiş. O kadar çukurda rastlanılmamış olması yapılan her şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis. Hiç böyle haberleri okumam biliyorsunuz aslında ama bunu okumak istiyorum. Oyuncu Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla Gencoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada hakaret, tehdit ve yaralanma suçlarından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteledi. İşte sade bir vatandaş hakkını arasa darbe uygulayan kişi ya salıverilir ya da iyi halden salıverilir ya da hiçbir şey yapılmaz, inanın bana. Çok tanınıp biliniyorsanız yaptığınız bir yanlış ayıp olarak kabul ediliyor. Yanlış olarak kabul ediliyor. Sade vatandaşın yaşadığı her şey normal. Haldun Taner Öykü Ödülü 2021 Milliyet Yılın Öyküsünü seçiyor. Hadi bakalım, takip etmek lazım. Bu diziyi takip etmek lazım değerli seyirciler. Sabah gazetesindeyiz. Demokrasiye kasteden, halka kurşun sıkan FETÖ'cü hainleri affetmeyeceğiz. Darbecilerin tanklarına göğüslerini siper eden kahramanları unutmayacağız denilmiş.
Bir Sözcü gazetesindeyiz. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde şehidimizin babasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteği, halen faaliyette olan cemaat ve tarikatlar kapatılsın. Evladı FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen Harun Doğanay, bu terör örgütlerinin bitmesi için dergahlar, cemaat evleri kapatılmalı demiş efendim. Evet. Yönetime saraya yakın yeni isimler atadılar. TRT oldu SRT. İktidarın borazanı olmakla suçlanan TRT için saray radyo televizyonu oldu yorumları yapılıyor. Evet, kesinlikle. Onun için bizim gibi elemanlar da kızakta bekliyor. Ama bu olsun. Biz yine işimizi yapıyoruz. TRT'de yönetim kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkarıldı. Genel müdürlüğe Profesör Mehmet Zahid Sobacı getirilmiş. Profesör Ahmet Albayrak yönetim kurulu başkanı, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu ise kurul üyesi yapılmış efendim. Bir Albayrak makinesi var, ha, biri Albayrak üretiyor Türkiye'de. Gelelim Takvim gazetesine, diyeceğim ki hiç gelmiyoruz biliyorsunuz. Türk Gün gazetesine bakıyoruz çünkü çok önemli hissi, ruhani ve de milli haberlerin içine anormal derecede magazin haberi sığdıran hiçbir gazeteyi meslek hayatım boyunca değerlendirmedim, değerlendirmemeye de devam edeceğim. Çünkü gazetecilik bu değil. Türkiye geçilmez, inancın işgale karşı kahramanlarca direndiği, milli birlik ve dayanışmanın Türkiye'yi uçurumun kıyısından çekip aldığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 5. yılında efendim, istiklali istikbali vatanı, bayrağı söz konusu olduğunda hiçbir bedel ödemekten kaçınmayan, her tehdide karşı beraber olan Türk milleti, 5 Temmuz'da ortaya koyduğu destansı mücadeleyle dünyaya yeni bir ders verdi deniliyor haberde. Türkiye gazetesine bakalım. Şehadet, bana bir şey mi diyeceksiniz arkadaşlar? Yok. Şehadet için kuyruğa girdiler. Evet, geliyor. Nerede? Büyük Ankara'da mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 15 Temmuz anma programı başlıyor. Naklen mi vereceğiz arkadaşlar? Naklen mi vereceğiz? Tamam, peki. Hemen bağlanmamı mı istiyorsunuz? Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çeviriyoruz kameralarımızı. 15 Temmuz özel anma programı var efendim. Hemen akabinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Kalu innema nahnu muslihun. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بسم الله الرحمن Şu anda Kur'an tilaveti Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam ediyor. Aslında Sayın Çetin o gece yaşananları, o ilk bombanın atıldığı noktaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karanfil koyduğunu gördük. Ve aslında Kur'an-ı Kerim'i bir anda dinlerken o geceki selalar da aklımıza geliyor. Selalar susmadı ve aslında o selalarla birlikte halkın inancı, bu sürece dair inancı da devam etti. Hem meclis çatısı altındaki töreni beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem basın hem de o camilerden susmayan seslerle, selalarla devam eden süreç üzerine konuşalım mı? Olur tabii. Aslında şunu söylemek gerekir. O gece milletimizin bütün fertleri, dediğim gibi, kendi üzerlerine düşen görevleri sanki adeta içten gelen otomatik bir tepkiyle yaptılar. Yani Cumhurbaşkanımız konuşmasıyla, Cumhurbaşkanımız o kararlı ve dik duruşuyla. Seyirciler, sayın seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle ötenimize erken başlamış durumdayız. Jandarma Anadolu'dan Avrupa geçişlerini kapattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir bölümünün darbe girişiminde bulunduğu iddiası var. Saat 22 sıralarında milletimiz
hepinizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. O odaya hiç girmedim. O saate hiç dokunmadım. O arabaya hiç binmedim. O masaya hiç oturmadım. Onlar bu vatan için toprağa düştüler. Ama söz verdik onlara, yaralarımızı sarmaya, daha güçlü durmaya, aziz hatıralarını nakşedip ruhumuza, yaşamaya. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizleri 15 Temmuz gecesinde milletçe büyük bir felaketten kurtaran Yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, bu aziz vatanın tüm imkanlarından faydalanarak bir yerlere gelen, buna rağmen bu aziz vatana, bu necip millete aidiyet duygusu taşımayan, akıllarını, iradelerini bir haine teslim edip, bu milletin kendilerine emanet etmiş olduğu namus mesabesinde olan silahlarını kendi insanlarına karşı kullanan, ülkemizin göz bebeği Gazi Meclisimizi bombalamaktan çekinmeyen bu hainleri sana havale ediyoruz. Her iki cihanda da zelil eyle. Ya Rabbi, 15 Temmuz gecesi bu ihaneti püskürtmek için hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi Çanakkale şehitleriyle ve Bedrin aslanlarıyla haşru cem eyle. Vatan sevgisinin izlerini bir şeref madalyası gibi vücutlarında taşıyan gazilerimize ve minnet borçlu olduğumuz şehit ailelerine de sıhhat afiyet nasip eyle. Ya Rabbi, mağdurların, mazlumların, muhacirlerin yegane sığınacağı liman olan aziz vatanımızı, asrımızın ensarı konumundaki necip milletimizi, İslam'ın son ordusu mesabesindeki kahraman ordularımızı, canımızı, malımızı emanet ettiğimiz fedakar güvenlik güçlerimizi, bizleri ve yavrularımızı her türlü terör belasından, iç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Sanadır ilticamız milletin felaketinden, sanadır sığınmamız hainin hiyanetinden. Hasretini yaşatma bize ay yıldızlı hilalin, yokluğunu gösterme bize hürriyet ve istiklalin. Ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur ihsan eyle. Önümüzdeki tüm engelleri kaldır. Devletçe, milletçe bizi huzur ve mutluluk deryasına daldır. İlmimizi, irfanımızı artır. Zorlukları ve güçlükleri bize ve ülkemize kolaylaştır ya Rabbi. Ataların emaneti bu mübarek vatanı,
vatan için şehit düşüp kucağında yatanı, o mukaddes kışlalarda eli silah tutanı, düşmanların şerrinden emin eyle ya Rabbi. Fitneye, fesada uğratma bizi, içte ve dışta yücelt birliğimizi, bozdurma haine birliğimizi, bu cennet vatanı böldürtme ya Rab. Devletimizin bekası, milletimizin sağlığı, huzur ve mutluluğu, şühedanın ve tüm geçmişlerimizin ruhlarının şad olması Allah'ın da rızası için. El Fatiha. Efendim, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua için Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii İmam Hatipleri Sayın Mehmet Göregen ve Ahmet Yedekçi hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'u kürsüye arz ederim. Buyursunlar başkanım. Dualarla başladı. Şu sıralarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop konuşma için kürsüye çıkıyor. Burada Mustafa Şentop da 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl bir direniş ortaya konulduğunu anlatacak. Yine bugünün anlam ve önemine ilişkin önemli mesajlar verecek. Azerbaycan'dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden buraya gelen misafirimiz, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, Türkiye'ye yönelik en kirli ve yıkıcı tertiplerden birisi olarak tarihe geçen milletimizin kararlılığı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle mağlup edilen 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin 5. yıl dönümünü idrak etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sözlerimin başında bu hain ve kanlı tertibin mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet, o gece yaralanan gazilerimize sıhhat ve hayırlı ömür diliyorum. 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan birisidir. Ve şu an bu saldırının doğrudan hedef aldığı, milli iradenin tecelligahı olan bir mekandayız. Darbeciler o gece tam şu arkamda bulunan ve üzerinde o gece şehit olan vatan evlatlarının isimlerinin yazdığı anıtın olduğu yeri de bombalamışlar. Bununla da milletin iradesini hedef aldıklarını göstermişlerdi. Aslında bu saldırı şaşırtıcı değildir. Geçmişte de bütün darbelerin ilk hedefi bu yüce ve gazi meclis olmuştur. Fakat 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farkı, gazi meclisin doğrudan hedef alınması, milletten gasp edilmiş uçaklarla bu yüce mekanın bombalanmış olmasıdır. Sergiledikleri bu vahşetle 15 Temmuz'u gerçekleştirenler, kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileriye gitmişlerdir. Bu vesileyle, başta o tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Sayın İsmail Kahraman olmak üzere, 15 Temmuz gecesi yüce meclis bombaların hedefi haline gelmişken, meclisi terk etmeyen, mukaddes bir emaneti savunma şuuruyla direnen, milletiyle birlikte ihanete geçit vermeyen, parti ayrımını bir tarafa bırakıp darbeye karşı duran her bir milletvekili arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. O gece darbeci çeteye karşı cesaretle ve dirayetle hareket eden, darbecilerin gasp ettiği milleti bombalayan uçak ve helikopterler için vur emri veren Başbakan Binali Yıldırım'ı hürmetle selamlıyorum. Şurası açıktır ki hem burada hem de illerinde o darbe girişimine karşı duran milletvekili arkadaşlarımız, Gazi Meclis'in şanına ve mirasına ne kadar layık olduklarını göstermişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, bugün burada 5 yıl önce yaşadığımız acı bir hadiseyi anmak, o gece kaybettiğimiz canların yasını tutmak için değil, bu hadisenin hakiki manasını ve gayesini bir kez daha ifade etmek suretiyle, benzer tehlikeler karşısında müteyakkız olma vazifemizi ifa etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Zira unutulan her ihanet, Türkiye'ye ve milletimize karşı suikast niteliğinde olan yeni saldırıların önünü açmakla eşdeğerdir. Milletimizin tarihi, benzerine az rastlanılacak kahramanlıklarla, şanlı cesaret örnekleriyle doludur.
Bu sebepledir ki bugünün imkanlarıyla dahi birbirine uzak sayılabilecek çok geniş bir coğrafyada milletimizin azimli mücadelesiyle ortaya koyduğu derin izlere ve tesirlere rastlamak mümkündür. Şüphesiz ki bu şanlı tarihle iftihar ediyor, aziz milletimizin yeniden büyük hamleler devrine girdiğini büyük bir memnuniyetle görmekten ötürü gurur duyuyoruz. Fakat maalesef tarihimizde çeşitli sebeplerle, en çok da siyasi ihtiraslarından ötürü millet ve vatan düşmanlarıyla işbirliği yapacak ölçüde alçalan hainler olduğunu da biliyoruz. Bu hainlere örnek olması bakımından, bundan tam 182 yıl evvel, 14 Temmuz 1839'da cereyan etmiş bir hadiseyi bu vesileyle anmayı faydalı buluyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun reform sürecinde en temel meselelerinden birisi, devletin bir vilayeti olan ama Kavalalı Mehmet Ali Paşa yönetiminde fiilen bağımsızlığını ilan eden Mısır'dı. İhtilaf sıcak çatışmaya kadar varmış, 24 Haziran 1839'da gerçekleşen Nizip Savaşı'nda Osmanlı Kara Ordusu mağlup olmuştu. Bu savaş gerçekleştiğinde ölüm döşeğinde olan Sultan II. Mahmud, mağlubiyet haberini alamadan vefat etmiş, yerine henüz 17 yaşında olan oğlu Sultan Abdülmecid tahta çıkmıştı. Genç padişah biraz da zorlamayla Koca Hüsrev Paşa'yı sadrazam olarak tayin etmişti. Bu gelişme üzerine Koca Hüsrev Paşa'nın en büyük siyasi rakibi ve muhalifi olan Kaptan-ı Derya Ahmet Fevzi Paşa, 14 Temmuz 1839'da emri altındaki bütün Osmanlı donanmasını devletin savaş halinde olduğu Mehmet Ali Paşa'ya İskenderiye limanında teslim etmiştir. Böylece Osmanlı İmparatorluğu 3 hafta içerisinde kara ordusunu, tecrübeli sultanını ve bütün deniz gücünü kaybetmiş oluyordu. 1827'de yaşanan Navarin baskınından sonra sıfırdan kurulan Osmanlı donanması tek kurşun atılmadan düşmana teslim edilmişti. Bunun sorumlusu ise kendi beyanında ifade ettiği üzere beşikten itibaren kursağında daima devletin lokması olmuş, devletin imkanlarıyla yetişmiş ve devletine en zor zamanda siyasi ihtirası sebebiyle ihanet etmiş olan Ahmet Fevzi Paşa'ydı. Bu örnek de gösteriyor ki Türkiye'nin dış düşmanları kimi zaman içeriden bazı hainleri kullanabilmişler, rezil ihtiraslarına kurban olmuş bazı zayıf seciyeliler de buna alet olmuşlar. Siyasi hedeflerine ulaşmak için milletle ittifak yapmak yerine bazı yabancı devletlerin planlarına dahil olmayı isteyecek kadar alçalabilmişlerdir. Fakat nihai netice değişmemiş. Kazanan daima istiklalden, güçlü ve büyük Türkiye'den yana olan milli vatan evlatları olmuştur. Vatan evlatları olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilenen direniş ve netice tam da bunun ispatıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, Türkiye'de gerçekleşen askeri darbeleri, ikbal ve iktidar arayışındaki bir grup maceracının ve çetecinin girişimi saymak eksik kalır. Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir. Bu sebeple milli kadrolar ne zaman Türkiye'yi ilerleme istikametine soksa, bu hamleleri kendileri için tehdit gören odaklar harekete geçer. Darbecilerin teşebbüslerine gerekçe olarak ilan ettikleri her şey, dışarıdan tezgahlanan bu suikastlerin bahaneleridir. 27 Mayıs ile başlayıp 15 Temmuz'a kadar uzanan bütün anti-demokratik müdahaleler, milletin refahı ve özgürlüğü aleyhine netice vermiş, her darbeden sonra Türkiye saldırılara daha açık ve yabancı güçlere daha fazla bağımlı hale gelmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılması ve devletimize sızmış kökü dışarıda unsurların temizlenmesiyle birlikte Türkiye ardı ardına hamleler yapmış, gerçek yüzleri artık bilinen FETÖ unsurlarından temizlenmek ülkemizi rahatlatmıştır. Türkiye'nin adli, askeri ve mülki bürokrasisine sızmış FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye milli hedeflerine doğru daha emin ve kararlı adımlar atmaya başlamıştır. Gayrimilli bir akla dayanan 15 Temmuz darbe girişimi bastırıldıktan sonra Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları, sınırlarımız içindeki terör unsurlarını bitme noktasına getiren kararlı mücadele, Doğu Akdeniz ve Libya'da yürütülen milli politikalar, 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin ne kadar gerekli ve hayati olduğunun bir ispatıdır. Bu mücadele bundan sonra da sadece FETÖ'ye karşı değil,
bütün terör örgütlerine ve Türkiye düşmanı yapılara karşı artan bir kararlılıkla sürdürülecektir. Bu mücadeleyi zayıflatmak, itibarsızlaştırmak ve hafifletmek esasen Türkiye'ye suikast manası taşır. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, Türkiye'deki darbecilerin ve destekçilerinin ayırt edici vasfı hiçbir bakımdan milli olmamalıdır. Bu kimseler ve kesimler ayağı Türkiye'ye basan işleyişi ve istikameti Türkiye'ye ayarlı bir siyaset tarzını daima reddederler. Gayrimilli oldukları, bir ihanet tezgahının parçası haline geldikleri anlaşılmasın diye de milli siyaset güdenleri maceracılıkla, dünyadan kopmakla itham ederler. Şunu bir kez daha ve sarahaten beyan edelim ki, Türkiye dünyanın bütün devletleriyle her meselede müzakere yürütecek, karşılaştığı zorlukları kendi iradesi doğrultusunda çözecek güce, özgüvene ve muktesebata sahiptir. Fakat Türkiye'nin ve milletimizin hayrına olacak her faaliyetin ve hamlenin mebdei, merkezi ve nihai gayesi yalnızca Türkiye olmaya mecburdur. Siyaseten güçlenmek, icra mevkiine yükselmek ve iktidara ulaşmak için yabancı güçlerin planlarına tabi olmak, onlardan alınacak icazete dayanmak, milletimizin malik olduğu kudreti ve devletimizin dünyadaki konumunu kavramaktan aciz olan gafillere has bir davranıştır. İşte bu sebeple 15 Temmuz darbe girişiminin failleri ve o hain darbe teşebbüsü hakkında takınılacak tavır hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve bu ihaneti apaçık teşhir edecek bir kat'ilikte olmalıdır. 15 Temmuz siyasi bir tartışma başlığı değil, milletimizin varlık yokluk mücadelesidir. Kalbi ve zihni Türkiye'den yana olan kafi miktarda izana sahip herkesin teslim ve tespit edeceği hakikat şudur ki bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış destekli bir işgal hareketidir. Şükür ki kararlı bir liderlikle ve milletimizin destansı direnişiyle mağlup edilmiştir. Bu şuurla ve inançla 15 Temmuz darbe girişimine karşı basiretli ve cesur liderliğiyle milletimizi ve ülkemizi o karanlıktan çıkaran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum. O gece bu yüce ve gazi meclisin şanına yakışır bir dirayetle ve cesaretle burayı terk etmeyen, illerinde milletle el ele darbeye direnen bütün milletvekili arkadaşlarıma, darbeye açıkça karşı durarak Türkiye'den yana tavır alan siyasi partilerimizin kıymetli liderlerine teşekkürlerimizi arz ediyorum. O gece Türkiye'yi, iradesini ve istikbalini korumak için mücadele ederken yaralanan gazilerimizi minnetle ve hayırlı ömür temennisiyle selamlıyorum. Ve hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper, canlarını feda eden ve şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını gıptayla, şükranla ve rahmetle anıyorum. Hürmetlerimle. Meclisteki törenlerde Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sürecin dışarıdan tezgahlandığını, 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar darbeler sürecini söyledi ve FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye milli hedeflerine daha emin adımlarla ilerliyor dedi. Sayın Çetin, neler söyleyeceksiniz siz de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmadan önce? Sayın Meclis Başkanımız çok önemli bir nokta, birçok önemli noktaya... Şimdi sizlere hitap etmek üzere 15 Temmuz anma programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Aziz milletim, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, değerli milletvekilleri, kıymetli şehit yakınları ve gazilerimiz, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz destanının 5. yıl dönümünde Gazi Meclisimizde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.
sözlerimin hemen başında ülkemizin bekası, milletimizin istiklali uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Vatan ve millet için mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. O gece özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Merhum Abdurrahim Karakoç'un adeta 15 Temmuz kıyamını anlatan şu muhteşem mısralarıyla şehitlerimizi buradan selamlamak istiyorum. Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık, sonra düğüm düğüm bilmecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık, vurulup ömrünün ilk baharında, kanından çiçekler açar yarında, cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Evet, fedakarlıklarıyla o karanlık geceyi milletimiz ve demokrasimiz için kardan aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. Ödeyemeyiz. O gece yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarını ödeyemeyiz. 15 Temmuz şehitleri, Bedir'den Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na, terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlarımıza, bütün bunlarla birlikte batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Onlar tarihiyle büyük, değerleriyle büyük, vicdanı, merhameti, adaletiyle büyük bir milletin göz bebekleridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa, ülkesine, milletine, hepsinden önemlisi, o gece kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimize ihanet ediyor demektir. Biz şehitleriyle yaşayan, şühedanın ölmediğine inanan, diri olduklarına iman eden bir dinin müntesipleriyiz. Biz İstiklal Marşı'nda dahi şehitliği arzulayan, şehitliği yücelten, şühedanın emanetini evlatlarına hatırlatan bir milletiz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkenin asli sahibi şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Bu ülkenin sahibi canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyen vatan aşıklarıdır. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhanlardır. Bu ülkenin sahibi ömrünün baharında göğekin gibi toprağa düşen Abdullah Tayyip'tir. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır. Bu ülkenin sahibi bir yıllık hasadını, çocuklarının rızkını gözünü kırpmadan feda eden kahraman kazanlı çiftçilerimizdir. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde iman, ellerinde bayraklarla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır. Günde 5 vakit ezanlarımız eğer gökyüzünü süslüyorsa, minarelerimizden Allahu Ekber nidaları eksik olmuyorsa,
Bağımsızlığımızın timsali al bayrağımız 780 bin kilometre karenin her karışında gururla dalgalanıyorsa bu millet geleceğine umut ve güvenle bakabiliyorsa Türkiye hedefleri ve idealleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyorsa bunların hepsinin gerisinde ölümü öldüren kahramanların canı, kanı, gayreti, fedakarlığı vardır. Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genci yaşlısıyla bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türk milleti sokakta istiklalini korurken milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yaraşır bir şekilde tepelerine atılan bombalara rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir. Bu vesileyle o gece engelleri aşarak, tankların çevresinden dolanarak, namluların ucundan yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu bir hakkın yerine getiren herkese şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi Gazi Meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır. Nasıl İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizin üyeleri aradan geçen bir asra rağmen halen hayırla yad ediliyorsa yeni Türkiye'nin İstikbal mücadelesinin önderleri de inşallah hep şükran ve minnetle anılacaktır. Kıymetli milletvekilleri, çok değerli dostlarım, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın herhangi bir döneminde hamdolsun şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek hiçbir adım atmadık. Özünde rekabet bulunan siyaseti, ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük. Hizmet üretirken, mücadele ederken, içeride ve dışarıda milletimizin hakkını savunurken 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, Türkiye'nin topyekün refah ve huzurundan başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Bugün de aynı hassasiyetle çalışıyor, önceliği millet ve memleket olan herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin, bilhassa da Türk siyasetinin 84 milyonu ilgilendiren meselelerde milli mutabakat ruhu ile hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz, hayata bakış açılarımız farklı olsa da hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, aynı iklimin insanlarıyız. Kökenlerimiz, görüşlerimiz ayrı olsa da hepimiz binlerce yıllık ortak bir mazinin inşallah kıyamete kadar sürecek
ortak bir geleceğin sahipleriyiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımız bağımsızlığımızın timsalidir. Her gün 5 defa semaya yükselen ezanlarımız birlik ve beraberliğimizin remzidir. Bu sene kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutladığımız İstiklal Marşı 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Bugün 5. seneyi devriyesini idrak ettiğimiz 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Alevisiyle ve Sünnisiyle, hasılı tüm renkleri ve farklılıklarıyla Türkiye 84 milyonun tamamının ortak yurdu, ortak yuvasıdır. Son 1,5 yıldır tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını millet olarak kaderimizin de kederimizin de aynı olduğunu göstermiştir. Yine bu salgın tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi varlığımıza yönelik tehditleri ancak kenetlenme ile aşabileceğimizi bizlere tekrar hatırlatmıştır. Yeni anayasa başta olmak üzere Türkiye'nin demokrasisini güçlendirecek, refahını artıracak, itibarını yükseltecek, toplumsal barışını perçinleyecek tüm milli meselelerde siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerekiyor. Türk demokrasisinin bir daha böyle menfur saldırılara maruz kalmaması için sorumluluk sahiplerinden özellikle sorumluluk duygusuyla hareket etmesi büyük önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e eski Türkiye'nin alışkanlıkları ve kamburlarıyla değil, inşallah yeni Türkiye'nin vizyonu ve heyecanıyla girmek istiyoruz. Siyaset kurumunun bunu başarabilecek olgunluğa, dirayete ve basirete sahip olduğuna inanıyorum. 84 milyonun her bir ferdinin de bizimle aynı inancı, aynı hissiyatı paylaştığını düşünüyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bu vesileyle dün akşam Rize'mizde meydana gelen felaket sebebiyle orada gerçekten birçok kardeşimiz rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ve bu felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda 3 bakanımız orada, valimiz ve tüm görevliler arama tarama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ve Rabbim bizlere bu tür felaketleri yaşatmasın diye niyazım var. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Türkiye geçilmez diyerek istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Birlik Günü Anma Programımızın sonuna geldik. Teşriflerinizden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, siz saygıdeğer konuklarımıza teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. According to an article, there have been 236 successful military coup attempts since 1950. In not one did the unarmed public, who were facing an asymmetric power imbalance, demonstrate a simultaneous civil act of will against the armed forces.
Unfortunately, there have been no attempted coup in world history resisted and stopped solely by the nation itself. Until the 15th of July 2016. Pardon me? That night, the Turkish nation, young and old alike, all united for democracy and the future of their country. Put their lives on the line, made history, and stopped the dark coup attempt. Evlat bak, bu bir milat. The Turkish nation made history that night. This is a milestone in the history of coups and for democracy. That night, a nation, standing tall for the will and sovereignty it holds, changed the course of history with its bare hands and showed the whole world that through solidarity and courage, traitors could be repulsed. Değerli izleyiciler, Leyla Pak'la Gündem programının sonuna geldik bugün. Sağlıklı, mutlu, umutlu ve barış dolu günlerin sizleri karşılamasını diliyoruz. Esen kalın efendim.